Güzel. Bu nereye gidiyor? Üst kata. Ha yok pardon. Shimmer burada. Ha bizimle konuşmak istiyor. Yalnızlığı mı? Evet. Kişisel konuları zaman yokmuş. Tamam. Kadının yanında çok utangacım diyor. Evet. Tamam dur bakalım. Kadın bul bana diyor. 100 yıl önce olan. Tamam onu arayacağım. Dur. Tamam Paul Williams'ı kaç? 237 451. Tamam dur bakalım şu doktor için bir arayalım. Ne oldu? İthal soda yasak. Anladım. Şunun için bir kız arkadaş arayalım. Numara çevir. Aynen bunu ara. Evet arkadaş için. Aynen doktor için yardımcı oluyoruz. Evet. Aa, doktor tanıyor. Doktor popüler ya. Tamam, o bize geri dönecekmiş. Biz de bu arada bir evi bir arayalım bakalım. Buralardan bir şeyler çıkar mı acaba? Top, kol saati, gözlük, masayı arayalım. Bu telefonun çaldığını benim sadece görmem mi lazım? Umarım sesi duyuluyordur. Mektup, kitap, havlu. Ha, tamam iyi. Aç telefonu. Özel aramayı kabul et. Evet. Kremalı çiçek. Tamam. Kremalı çiçek. Hemen şu doktora bir gidelim. Tabii doktor evdeyse. İyi, evdeymiş. Tamam, onu bulacağım. Ya bu adamları da hala şey yapamadım. İyi para verecek yalnız. Tutuklandı diyor. Güzel. Aha. Tütün kullanımı yasak. Ha, pipo içiyor. Tamam. Yalnızlığı hakkında konuşalım. Sana bir kız buldum ben. Reklamdaki kız. Tamam. Şey, çikolata istiyor. Silah mı düşünüyor? Adam niye silah düşünüyorsa? Ne oldu? Telefon işareti vardı ama ne var? Ha, çikolatalı şeker. Tamam. Sabuna ihtiyacın var mı? Tamam.
Tamam, kızımıza şeker alacakmışız. Tamam, şu şeyden. Bu adam neden silah düşünüyor anlamadım. Şimdi bir saniye. Bu adam satranç oynuyor. Şarap fotoğraf çekiyor. Evet. Bilgi yok. Evet. Balıkları seviyor, pul topluyor, satranç oynuyor, pipo içiyor. Yemek yapmayı seviyor, roman yazıyor. Evet. İthal sola yasak, döviz kullanımı yasak. Uyuşturucu ticaret. Siyasi propaganda. Paul Williams'ın kitapları falan filan. Ah, pipo içiyordu ya. Bu adam çikolata. Tamam, alacağım onu ben. Dur. Tam kapıdan bakacaktım. İkisi de gidiyor. Şunları bir tamamen bir şey yapayım, dur. Keşfedeyim. Güzel. Bahçıvanlıktan hoşlanıyor diyor. Şuraya da bir tane kamera takalım. Tamam, asıl gizli şeyler buradadır. Tamam, oğlumuz geldi, sorun yok. Tamam. Şuraya da bir tane şey alalım. Kamera. Tamam, süper. Şimdi şu doktor evde mi? Değil. Tamam, gir içeri. Doktor mu geldi? Doktor geldi. Tamam, her neyse. Bu adam gelmedi. Aa, benim asıl şu şunların profilini çıkartmam lazım ya. Tüh. Ranek. Aa, bunlar geldi bile. Neyse, yarın artık. Şimdi birazcık daha kısalım sanki. Neyse, ya da kalsın. Shimmer geldi. Aha. Tamam, bu şey Mark Ranek zaten. Onu zaten tütün kullanırken yakalamıştık. İthal soda, döviz kullanımı, tamam. Bilelim de hani ona göre insanları yakalatalım. Aa, bunu yapamadık mı? Çıkı. Dur bakalım. Eşimiz bizimle. Aha. İçiyor.
Bir saniye. Şu adamla bir konuşalım. Tamam, şeker alalım. Ha, ekonomi kitapları, viski, mavi kravat, tornavida, yeşil kravat, çikolata. Tam bakacağım. Aspirinler. Bu ne? Kod. Tamam. Ne geldi? Kot pantolon giymek veya satmak yasak. Ha. Ha, birine kumpas kurmak isterse kot pantolonu hediye edeceğiz mesela o kişiye. Öyle kumpas kuracağız falan. Anladım. Ama bu görev niye olmadı ya? Çikolatam yoktu ki o anlık. Her neyse. Tamam. Karımız yatıyor şu anda. Buradan başka ne alabiliyorduk? Eşya onarım. Mobilya onarım. Tamam. Şuraları bir arayayım bakalım. Günlük. Ha, buraya koyabiliyoruz falan filan. Ha, eşimle konuşayım. Acaba ben az önce konuşmak istemiyorum, şimdi konuşuyor. Bu şekerleri aldım. Evet. Korkuyorum diyor, bu eski kiracı, eski yönetici gibi olma diyor. Bu niye benimle konuşmak istiyor? Ne oldu? Kurallara aykırı mı? Nasıl yani? Hangi kurallar aykırı ya? Kurallara aykırı diyelim. $1000. Kurallara aykırı dedim ama gene de şey yaptı, dur. Eşim bir şey demek istiyor. Ne oldu? Kızımız hastaymış ve ona şey lazım. Aspirin lazım. Bir dakika. Şunlar evde mi ya? Evde. Her neyse, bir şey yok ya. Burada niye bir ünlem var? Aspiriniz var mı acaba? Al işte, bu da hırka istiyor. Şu anda kimse yok sanırım.
Şu adamların da bir profilini çıkartmam lazım. Burası daire 1. Şu şimdiler oturuyor. Hemen bir arayayım şuraları. O adam gelince şey yaparız onlar. Al işte geldi. Dur. Ah konuşmuyor benimle. Koş 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 koş. Telefon çaldı. Aç bakalım. Bakanlık acil arıyor. Ne oldu? Tamam. Anlıyorum. Ha, Klaus Schimmer için arıyor. Tam tahliye etme yöntemleri. Tamam, Schimmer'in karısı. Karısına ne olacak? Tamam. Gel bakalım hemen bir şuraya. Onlar beni görürken girsen bir şey oluyor mu? Tamam, o iyi, sıkıntı yok. Bir şekilde tahliye et evden diyor. Nasıl edersen et diyor ama. Yok, hiçbir şey yok evde. Tamam. Kendisiyle ha şunu da bir konuşalım. Reklam hakkında. Baran RM takip etmiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yok, sağ olasın. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Bu ün peşinde bu, anladım, tamam. Ün peşinde. Bir numaralı yerden tahliye etmek için bir yol bul diyor. Yani alıp evine koyup ihbar edebilirim aslında. Ya de. Aspirin bulmam lazım ya. Dur. Aspirin var mı? Ha, bu da hırka istiyor. Bu bunda bir şey yok. Evet. Aspirin var mı? Yok. Aa, buna karım ilgileniyor diyor. Tamam, anladım. Tamam. Kayıp gözlük meselesi ne? Tamam. Evi arayacağım derken ne ihtiyacım var?
Düzen Bakanlığı. Evet, seni evinden çıkarmak istiyorlar. Yok. Yok, yardım falan et diyor da hayır. Gözlük lazım. Bakanlık emri. Kol saati, şeker, havlu var. Şuraya bir bakalım. Diş fırçası. Şu kol saatimi de alayım yanıma. Hah, gözlük. Tamam, dur. Ha, şu adam da geldi. Neler vardı başta? Aspirin, dur ya. Aspirini şu adamdan alalım. Aspirin ne kadar? Ama aspirin getirmemiş. Bak. Aha, ama elma getirmiş. Tamam, bir tane elma var. Ne direktif geldi? Yabancı müzik plakları bulundurmak yasak. Tamam. Kot pantolon çok pahalı. Şarabı geç. Tamam, bir tane de çikolata alayım. Şimdi bak, ne yapacağım biliyor musun? Bu adamların evine elmayı koyacağım ve ihbar edeceğim. Bir bak, bir evde mi bunlar? Evdeler ve yatıyorlar. Peki uyurken girmemin bir sıkıntısı oluyor mu? Allah ya. Kadın uyuyordu ama az önce. Özür dile. Yok. Aspirin bulmam lazım. Kayıp gözlüklerini bir verelim şunun. Giremedik. Adam nerede? Yatıyor adam. Evet. Bana eşiniz lazım ama yok. Her neyse. Ha, dur. Ha, şu kapıyı bir çalayım şimdi, bir gelsin. Evet. Ben, bu adam ne istiyor benden? Neye ihtiyacın var? Aa, emir mi aldın diyor. Tahliye etmekle. Evet. Evet, doğru. Seni vururum diyor. Tamam. Elma bulundurmak yasak. Ben seni bir şimdi... Faka bastırayım da. Tamam, bu adamın evden çıkması lazım. Ama evden çıkmıyor anlaşılan. Aa, bu adamın gözlüğünü buldum ama ben. Nerede ki bu adam? Bu niye beni çağırıyor?
Aspirin de bulmam lazım. Evet, ne var? Ne oldu? Tamam, içki istiyor. Al alkol, yanımda var zaten benim. Viskiyi verelim. Tamam, viskiyi verdik. Bize yeni direktif geldi. Ağlamak ya da üçten fazla insanın bir araya gelmesi yasak diyor. Tamam. Gir hemen şöyle. Gel hemen şuraya. Koy. Tamam. Çık hemen, çık hemen, çık hemen, gel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu adamda elma var, tamam mı? Yok dur, telefon değil. Rapor yazacağız. Kiracının profili. Rapor yaz. Kim? Bir dakika, kimleri istiyordu bu ya? Daire birdekiler değil mi? Ha. Klaus Schimmer. Evet. Daire numarası 1. İhlal edilen direktif 6039. Tarih bugün işte. Olmadı. Bir de o şekilde yakalamam mı lazım? Ha, elma bulunduruyor işte. Tamam, şimdi oldu. Evet. Schimmer 1 6039 bugün gönder. Nasıl ya? Direktifin yayınlama tarihi mi? Bugün 7'si işte. Bir dakika ya, neydi hata yaptım ya? Daire numarası 1, evet. 6039. Yoksa şey mi? O günü mü seçmem lazım? Aynen. O günü seçmem lazım. Daha geliyorlar. Güzel. Adamı alıp götürecekler. Bak bak, arıyor her yeri. Gözlük. Aa diyor, bu benimki değil diyor. İlginç.
Ha, buldu elmayı. Tamam. Bu iş oldu. Amma çok sesi var ya. Oyunun seslerinde de sorun var. Tamam, bakanlık emrini yaptım da. O kayıp gözlüğü bulmak birazcık zor ya. Güzel, tutuklandı. Tamam. Şimdi bir dakika, daire birden eşiyle beraber çıkmadı mı? Yok. Eşi hala burada. Dur, eşiyle de bir konuşacağım da. Bakanlığı aramamı istiyor. Çevir. Güzel. Eyvah, bir huzursuzluk var diyor. Tetikte ol diyor. Koridora afiş asmamı istiyor. Afişleri nereden alacağım? Ha, yanımda, tamam. Tamam. Aha. Şey olsa da aldı. Dur bakalım. Allah, dur, telefon çaldı. Koş 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 koş. Evet. Tamam. Eyvah, her şey onar diyor. İki günüm var diyor. Olmadı yalnız o. Bir saniye, gizlice. Ya gizlice girerek onarmam saçma değil mi? Dur bakalım be. Mobilyaları onar. Tamam, içeri gel diyor. Tamam, güzel. Buraya girmeme izin var artık. Yani bu da demek oluyor ki her yeri arayabilirim demek. Çok güzel bir fırsat yani. Tamam, ara. Onaralım. Tamam, bu kalsın. Şu an eve geldi bunlar. Mobilyalarınızı onarmam lazım. Şimdi araştıralım bir. Tek tek tıklamam lazım. Bir saniye. Hem bu adamın gözlüğünü bulmamız lazım zaten.
çalamazsın diyor. Beni araştırıyorken görse bir sıkıntı olur mu ki? Vallahi iş için buradayım. Bir konuşalım. Mobilyalarınızı onarmam lazım. Tamam. Bir de şunlardan bir izin almam lazım. Bir dakika ya. Tam olarak şeyi anlamadım. Bir saniye, çal bir kapıyı. Mobilyalarınızı onarmam lazım. Tamam, bu beni araştırıyorken görse sıkıntı olur mu? Oluyor. Anladım, tamam. Yeni iletim alındı. Ha. Tamam. İlginç bir şey olmuş işte. Tamam, şimdi mobilyaları onarmam lazım. Ya ben bu adamın gözlüğünü nereden bulacağım ki? Onu anlamadım. Adamın evinden mi bulacağım? Aynen, şu bizim evdeki her şeyi bir onaralım ilk önce. Şunları bir onar. Ha. Tamam, elektronik tamir şeyi lazım diyor. Dur. Tamam, şunu bir onar. Tamam, bunların ikisi de elektronik. İki tane daha elektronik alalım. İlk önce kendi evimizi bir onaralım da. Ya bu kayıp gözlüğün benim evimde olma ihtimali yok. Adamın evinde olması lazım. Tamam, bizim evde herhangi bir şey kalmadı. Dur ya. Bu içeri gel falan diyorlar ya. Bu iş öyle olacak bir iş değil. İçeri girip onarmam lazım hepsini. Tamam, iyi, onarım kitim var. Mobilyaları onarmam lazım. Tamam, bir de dur. Ne olduğunu soralım. Ne oldu? Tamam ya. Tamam, kadını tahliye ettirmem lazım. Yüksek sesli müzik şey yapıyormuş. Düzen Bakanlığı'nın önünde şarkı söylemek yasak. Ama önünde diyor. Ha.
Aa dur. Şu adam gelmiş. Bir bakalım önemli bir şeyleri var mı? Elma var. Tamam, önemli bir şey yok. Şimdi şu kadınla bir konuşacağım. Evini onarmam lazım diyeceğim. Bu kocan tutuklandı bu arada. Tamam, onu bir neşelendirelim. Eminim her şey güzel olur, merak etme. Aynen. Gitmek istiyormuş. Bu arada mobilyalarını onarmam lazım. Tamam. Bir elektronik bir şey lazım. Tamam, ondan var. Sen şunu onar. Bir tane elektronik. O da büyük ihtimalle normaldi. Şöyle şöyle aldık mı? Büyük ihtimalle olur. Onu mahkeme kararıyla çıkarttırmam lazım bu arada. Doktorun isteğini yapmak için. Gene elma komplosu kurulabilir. Oraya. Bu arada şu üst kattakiler evde değil mi? Dur bakayım, koş hemen bir. Çal bakalım bir kapıyı. Tamam, yok. Dal içeri. Gelen giden yok. Çok güzel. Hemen araştırmaya başla. Bu adamın bir gözlüğü var. Onu bulmamız lazım. Yani tahminimce. Aa, gitti. Burada bir yerde diye tahmin ediyorum ama. Yok. Şunu bir onar. Bakacağım ona. Yok. Şu iletiye bir bakalım. Bir patlama olmuş. Ne bileyim, patlama olmuş. Anlamadım. Uygun fiyatlı daireler. Tamam, bu daireyi kiralı diyor. Güzel. Bu kadın evden çıktı. Bu aşağıda. Tamam, yok yok, kimse yok zaten. Gir. O da aşağıya gitti. Süper. Hemen elma koyup ihbar edeceğim o kadını. Elmam vardı değil mi? Ya olamaz. Bir tane mi almışım? Bunların direkt kendi evinde elma olma ihtimali. Geliyor. Çok çok çık çık. Yakalandım. Oha, göz görür göre bile şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Süper. Şimdi ben bu gözlüğü nerede bulabilirim ki? Bilmiyorum ki. Yani burada bir yerde. Benim oraya tam bakmam lazımdı ama.
Hayalperest pipo içiyor. Var ya, şu tütün yasağı bir gelse bayağı kişiyi patlatacağız da. Balık bulundurmak yasak. Savaş hakkında konuşmak yasak. Ne oldu? Niye bizim eve geldiler? Ha kız. Ya kıza bulamadık ki. Marta öldü. Doğru şey bulamadım ya. Yani kazak istiyordu benden. Eşya da çalamam ki. Kızı götürdüler. Ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Niye orada bozuk bir şey var? Televizyonu bozmuşlar. Marta'nın ölümü. Yapacak bir şey yok. Yani ben hükümet ajanlı işini sevdim. Şimdi şu daire işi var. Fatura 1000. Tamam, ödeyelim. Her neyse. Ben bu adamın gözlüğünü nerede bulacağımı hala çözemedim. Şuralara bir bakmak istiyorum. Yok. O ne? Ha, afiş asma yeri. Şurada birileri var mı? Var. İkisi de evde. Onu yapamıyorum. Kayıp gözlük. Onu da yapamıyorum. Tamam, daireyi kiralamamı istiyor. Tamam, kiralayalım. Ölüm kalım meselesi diyor. Genç öğrenci, 20 yaşında. Tamam dur, üniversite öğrencisine kiralayalım bir. Aha. Savaş hakkında konuşuyordu. Kaçırdım. Böyle şeyleri kaçırmamam lazım. Çok önemliydi ya. Taşınıyor bu, iyi. Hemen şuna bir tanışalım. Ama konuşmak istemiyor. Ne var sende? Elma alırım. Tamam. Aha. İkisi de çıkıyor. Tamam. İkisi de aşağıya gidiyor yalnız. Bir saniye bakacağım ona. Ampul bulundurmak yasak. İlginç. Tamam. Şimdi şu doktorun işini yapalım. Gel bakalım rapor yazımına. Rapor yaz. Şu Clara Jacque. Aynen. Daire numarası 2 olması lazım. Evet. Daire numarası 2.
İhlal edilen direktif. ...60-39... Evet, tarihi de 1. Toplanan materyali hemen sunuyorum. Bu. Buyurun. Bu kiracının profili ne işe yarıyor? Mesela Mark Renek, daire numarası 3, erkek. Rosa Renek yaşıyor. Arşiv. Arşiv elemanı. Gönder. Güzel. Ne geldi? Şuna bir bakayım. Leo Gravides yıllık izni piyangosuna kadar tek bir ihlal olmaksa 20 yıl ülkesine sadık bir şekilde hizmet etti. Bu yıl ödül 100 bin. Unutmayın, 15 yıl aşkın ödülü sahip her vatandaş piyangoya katılabilir. Tanışalım. Kim bu? George Danton. Evet. Sen güvenilir bir adamsın diyor. İyilik yapmamı istiyor. Ne yapmalıyım? Pulfledel Brookick. Kutuyu al ve adama ver, ofisine getir, anlaşmayı bitir. Tamam ya, çocuğa verelim. Tamam bu. Gizemli kutu. İyi, verelim bakalım. Hem de tanışalım bir. Tanışalım. Binanın yöneticisi. Fulfledel Brookick. Üniversite öğrencisi. Adın? Yok, sağ ol. George Danton'u tanıyor musun? O onu kurtarmış. Allah Allah. Tamam, al buyur, kutu verdi sana. İyi, paramı verdi. Gözlük. Yanları kahverengi ve sapları bantlı. İlginç. Tek kayıp gözlük görevi kaldı, anlamadım ki. Tamam. İçiyormuş. Benim şu daireye daha fazla. Kamera yerleştirmem lazım. Hatta mümkünse bir dakika. Kamerayı satın almam lazım. Al. Çabuk, adam geliyor, çabuk.